atılan İstiklal Savaşı'ndan en son Kıbrıs'ta, Kore'de, Sakarya'da, Nurpınar'da, Sarıkamış'ta devletimizin dört bir tarafında savaşan, savaşarak bu ülkeyi bizlere vatan yapan kahraman gazilerimize rahmet, şehitlerimize rahmet diliyorum. Saygıdeğer misafirler, Reşit abi bahsetti. Geldiğim günden bu yana hem Gaziler Derneğimizin hem de şehitlerimiz, Şehit Aileleri Derneğimizin önce dernek binalarını belediyemizin bünyesinde olan bir yere oluşturduk ve kendilerini hiç yoksa bundan sonra herhangi bir yerde kiracı olmaktan kurtardık. Onun dışında kendilerinin bize bugüne kadar olan her taleplerini eksiklikle hızlı yerine getirmek için gayret ve çaba gösterdik. Çünkü şehitlerimiz bizim için çok anlamlı, gazilerimiz bir o kadar anlamlı. Çünkü bizler sizlerin bu vatanın oluşmasında kanlarıyla, canlarıyla gerçekten çok ciddi bir... Bütün etkinliklerimizi takip eden ve bunları kamuoyuyla paylaşmamızı temin eden kıymetli basın mensuplarına da ayrıca saygılarımı sunuyorum. Tabii bu coğrafya, bu devlet nevzuhur bir coğrafya ve nevzuhur bir devlet değildir. Binlerce yıllık kadim bir geleneği temsilen Uzak Asya'dan gelip Anadolu'yu bayındır, mamur, meskun hale getirip yurt tuttuk. Evvela bizlere bu toprakları, bu coğrafyayı yurt tutan kahraman şehitlerimize, atalarımıza, ecdadımıza hürmet, minnet, şükran ve rahmet duygularını ifade ediyorum. Rabbim bu uğurda şehit düşen bütün şehitlerimizi rahmet eylesin. Onları Çanakkale'nin, Kudul Amare'nin, Uhud'un, Bedir'in, Kıbrıs'ın gazileriyle şehitleriyle haşreylesin. Bugün bu topraklarda meskun ve mamur olmanın bedelinin nasıl ödendiğini azıcık tarih şuuruna sahip herkes çok iyi bilmektedir. Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve sizler arkadaşlarına rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazi Meclisimizin, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu unvanı tevcih etmesini ve Mareşallık rütbesini tevcih etmesini yıl dönümü olduğumuz ilgili. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan bir kararla Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün vesilesiyle biz sizlerle beraberiz. Az önce kıymetli konuşmacılarımızla aynı hususun altını çizdiler. Çok zor bir coğrafyada, çok zor şartlarda ayakta kalma mücadelesini, İslam'ın sancaklarını yapma mücadelesini var olduğundan bu yana, İslam'ın şereflerinden bu yana veren bir milletin mensuplarıyız.